Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde HTML5 video etiketimizi öğrenmeye çalışacağız. Yani sayfalarımıza biz video eklemeyi göreceğiz. Bunun için HTML5'teki video etiketini kullanacağım. Ve burada bana otomatik olarak vs kod dikkat edersiniz bir tane src yani source attribute'ü eklememi istiyor. Bu da videomun hangisi olacağı. Ben şimdi dersler önce bir tane videos klasörü oluşturdum ve bunun altına mp 4 şeklinde bir tane video ekledim. Bunu burada göstermeye çalışacağım. Bunun için olduğumuz klasörün altındaki videos klasörünün altında metalika.mp4'ü burada almak istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde ben videolarımı ekleyebilirim. Şimdi bu video etiketi HTML5 ile beraber geldiği için HTML5'i desteklemeyen eski browser'larda bu çalışmayacak. O yüzden de burada bir hata fırlatabiliriz arkadaşlar. Daha doğrusu bir bilgilendirme yazısı gösterebiliriz. Tarayıcı bu içerik türünü desteklemiyor şeklinde. Zaten bizim son zamanlarda kullandığımız modern web tarayıcıları bunların hepsini destekleyecek. O yüzden biz böyle bir hata görmeyeceğiz. Ancak bu web sayfamızı eski browserlarda açmak isteyen eğer kullanıcılar varsa bu içerik türü desteklenmeyebilir. Biz de bu bilgilendirme yazımızı burada yerleştiriyoruz. Bu şekilde bilgilendirme yazımızı biz videonun altına bu şekilde ekledik. Ve daha sonra bunu ben live server'da açmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi live server'da açtığımız zaman burada herhangi bir video ibaresi göremiyoruz. Yani bu normal bir resim gibi geliyor. Burada video içeriklerini göstermek için bizim ekstradan bir tane daha attribute'a ihtiyacımız var. Bu açıdan da buraya controls attribute'unu eklemem gerekiyor. Bunu eklediğimiz zaman videomuza bu şekilde gördüğünüz gibi başlama tuşu. Burada videomuzun ne kadar süre ileride olduğu vesaire gibi video özellikleri gelmiş oluyor. Bakalım isterseniz. Bunun sesi biraz yüksek olabilir. O yüzden şuradan biraz kısacağım. Ve daha sonra videomu buradan başlatıyorum. Evet gördüğünüz gibi videomuzu başarılı bir şekilde eklemiş olduk arkadaşlar. Ancak web sayfamız burada yenilendiği zaman videomuz otomatik olarak başlamıyor. Bunun için eğer otomatik olarak başlamasını istiyorsak da bir tane daha attribute'ü burada girebiliriz. Auto Play attribute'unu burada girersek ve daha sonra bu sayfamızı yenilediğimiz zaman direkt olarak videomuz başlamış olacak. Baktığımız zaman videomuzun başladığını biz görebiliyoruz arkadaşlar. Buradan bu şekilde sesini kısıp videomuzu devam edebiliriz. Yani tıpkı burada full ekran yaparak da videomuzu full ekranda seyredebiliriz. Güzel bir etiketimiz. Bir özelliğimiz daha var. Biz burada bitini yani genişliğini de kendimiz ayarlayabiliriz. Bunun için arkadaşlar buraya geleceğim. Ve buraya bir tane de width attribute'ü vermek istiyorum. Örneğin ben burada videomun sadece 300 piksel olmasını istiyorum. Video burada height'ı otomatik olarak ayarlanacak. Ve burada 300 piksele videomuzun görüntüsü ne kadarsa yani pikseli ne kadarsa o height'ı kendisi ayarlayacak. Bakalım tekrardan. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar videomuzun burada genişliği 300 piksel olmuş oldu ve biz videolarımızı bu şekilde oynatabiliyoruz. Bir sonraki dersimizde audio etiketini görmeye çalışacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.